Hoş geldiniz. Gerilerim ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Evet, yine buradayım. Konumu anlatacağım. Evet, önemli bir konu aslında bu. Nasıl başlayacağım bilmiyorum ama 15 Temmuz, yarın 15 Temmuz biliyorsunuz. 15 Temmuz'da biz Türkiye'deydik. Darbe gecesi yaşadık, hissettik. Yapabileceğimiz her şeyleri yapmaya çalıştık. Nöbetlerimizi tuttuk. Çocuklarımla birlikte. Şimdiye kadar çektiğim en zor video bu. Ve ben sizlere bu videomda 15 Temmuz gecesinde yaşananlar, 15 Temmuz gecesinden sonra o işte emniyet binasının, özel hareket binasının halleri, şehit cenazeleri, katıldığımız şehit cenazeleri, bütün görüntüler bana aittir. Resimler bana aittir, videolar bana aittir. Hepsini size ben yayınlayacağım. 15 Temmuz gecesi ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmeye çalışan, yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmişti. Milletin silahlarını yine bu millete, bu aziz ve fedakar millete doğrultan hainler kanlı bir darbe girişiminde bulunmaya çalışmışlardı. Ancak milletimiz bu darbe girişimini sokaklara ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. 15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi. Türk milleti resmen darbecilere darbe yaptı. Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, dik duruşlarıyla resmen bir tarih yazdı. Milletimiz 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda, tıpkı Çanakkale Savaşı'nda, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olmuştu. 15 Temmuz gecesi iradesini darbecilere çiğnetmeyen bir Türkiye vardı. Büyük Türk milleti vardı. Bu darbe girişiminde milletimiz tıpkı 1000 yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme kararını ortaya koymuştu. 15 Temmuz gecesi harekete geçen hainler ertesi gün akşam olmadan hüsrana uğratılmıştı. Milletimiz emniyet teşkilatının mensuplarıyla ve darbecilere karşı harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri ile el ele vererek bu hain darbe girişimine karşı tarihi bir duruş sergilemiştir. 15 Temmuz gecesi gencecik yürekler, 70 yaşındaki ihtiyarlar, işçisinden patronuna, köylüsünden şehirlisine, yani 7'den 70'e kadar milletimizin tüm fertleri parti, meşrep, siyasi görüş farkı gözetmeksizin darbecilere karşı tek vücut olmuştur. Bütün dünyaya Türk milletinin eğilmeyeceğini, Türkiye'nin yenilmeyeceğini göstermiştir. 15 Temmuz'u unutmayacağız. 15 Temmuz'u unutturmayacağız. Tanklar tekrardan meydanlara çıkamasın diye giriş kapılarını kapatıp orada nöbet tutanlarla birlikte ailece nöbet tuttuk. 15 Temmuz gecesi Türk milleti tek yürek tek bilekti. 7'den 70'e herkes tekrar hain bir saldırı, darbe girişimi olmasın diye nöbet tutuyordu. Bu gördüğünüz de Ankara'daki emniyet binası. Biraz sonra yakından göreceksiniz. Aynen her yeri delik deşik, yıkık binane olmuştu. Emniyet binasının önündeki üst geçit, yani köprü, insanların yaya geçiti, aynı biçimde kullanılmaz virane biçimdeydi. Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı minicik yüreğiyle kocaman bir asker selamı veriyor. Özel Hareket Daire Başkanlığı tanınmayacak haldeydi. Yavrularım ağlamaktan helak oldular. Her yerde kıyafetler vardı. Duvarlar delik deşikti.
ayakkabılar, kıyafetler yine yerlerde. Gördüğünüz gibi ayakkabı şehitten kalan. Hiç yer kalmamıştı. Her yer delik deşik olmuştu o taramadan sonra. Artık nasıl, ne biçimde bir tarandıysa, duvarlar falan hep yıkılmıştı. Biraz sonra göreceksiniz girişi. Aynen giriş bu şekilde. Duvarlar, yatakları görüyorsunuz. Yatakhane taranmış. Yataklar şu an daha net görünüyor. Duvarlardaki delikleri görüyorsunuz. Yani eşyan küçük olduğu için fazla bir şey anlamıyordu ama. Çok üzücü bir durum gerçekten. Çok üzücü bir durumdu bizim için. Ama çocuklarımızın da görmesi gerekiyordu. O yüzden orayı darbeden sonra ziyarete gittik. Ve şehit cenazesi vardı. Şehit cenazesini de görmelerini istedik. Şehit cenazesine de katıldık. Bütün şehitlere Allah rahmet eylesin. Ve Cennet Yiğit'in şehit cenazesine katıldık. Helal ettiniz mi? Helal olsun! Helal ettiniz mi? Helal olsun! Biz de dahi helal ettik, helal olsun. İnşallah o da haklarını, hukuklarını helal eder. Şimdi... Yine 15 Temmuz Cuma akşamı hain terör saldırısında şehit düşen komiser yardımcısı Cennet Yiğit kardeşimize dünyevi ve ukrevi hak ve hukuklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun! Helal ettiniz mi? Helal olsun! Helal ettiniz mi? Helal olsun! Biz de dahi helal ettik, helal olsun. İnşallah onlar da bizlere hakkını helal eder. Buyurun. Amin! Abi tam 15 Temmuz'da furya düşen o bombanın yanındaki araba bu. Ha. Vay anasını be. Namussuzlar biliyor. Fatih bir gelsene. Seviyor mu adamları? Telefon almak mı? He? Telefonu Fatih almıştı inşallah. Çok bomba yok.